Antalya'da Ulupınar'da doğanın içerisinde kahvaltımızı yaptık ve çok ilginç bir yere geldik. Şimdi ben aslında daha önce de buraya geldim, çekim yapamadık. Aslında burada çekim yapmamamın bir sebebi vardı. Burada bir yazı vardı. Tarsus Hayvanat Bahçesi diye. Şimdi ben tabii hayvanat bahçesi dünyanın her yerinde insanların merakla geldiği bir yer ama bu sosyal medyada genelde günah keçisi bizler oluyoruz. Yani biz eleştiriliyoruz. Bu geldiğimde tekrar Büyükşehir'le, Mersin Büyükşehir'le teşekkürlerimi sunayım. Bağlantıya geçtim. Dedik ki yalnız orası hayvanat bahçesi değil artık. Doğal yaşam parkı. Dedim tam istediğim alan. Sonra geldik burada. Çaylar, kahveler, muhabbetler, konu konuyu açtı. Ama sohbet ederken ya dedik biz program çekmeye geldik. Dediler o zaman limonla başlayalım. Hüseyin abi şu limonu bir göster ya. Bu limon var ya bu limon. 24 Şubat'ta dünyaya gözlerini açan. Buradakilerin böyle gördüğü zaman sevinç çığlıkları attığı. Ümit Bey'di değil mi? Evet. Ümit Bey ile beraber özdeşmiş. Beraber de nasıl yapıyor sizi? Aramızdaki o güçlü sevgi bağı şu an inanılmaz. Tekrarını bir daha yaşamak isterim. Bu büyütmüş olduğumuz ikinci babun maymunumuz. 3, 4, 5 her türlü büyütürüz artık. Çünkü babun maymunlarıyla aramızda güzel bir bağ oluştu. Abi ne yer ne içer şu ya? Bu, işleri bu, ama sağlam ha. Bu ilk doğduğunda keçi sütüyle özel keçi ayırttırdım. Tek bir keçi. Tek bir keçinin sütüyle yaklaşık 3 ay kadar gün içerisinde 2 saate bir olmak da dahil. Keçi sütüyle besledik. Belli bir yaşa geldikten sonra, 3 aylık olduktan sonra şimdi meyve ağırlıklı beslemeye başlıyoruz. İşte salatalık, portakal, muz. En çok muzu seviyor. Elmayı abi çok seviyor. Bunlar ne kadar büyüyor bu arada? Bunlar yaklaşık olarak bu dişi olduğu için erkek bireylere göre bir tık daha az büyüyor. Kütlesel olarak yaklaşık 30-35 santime kadar büyüyor. Ya bayağı büyüyecek evet, abi. Evet büyüyecek. Bu daha yaklaşık 3 aylık olunca daha yavru. Benim için yavru. Peki büyüyünce de yine şey yapıyorlar mı? Böyle bu teması sağlamanıza izin veriyorlar mı acaba? Şöyle söyleyeyim. Bundan önce ablası vardı Nisan. Nisan'la ben 3 yılımı geçirdim. 3 yıl boyunca omuzumda, bacağımda, kolumun üstünde gezdirdim. 3 yıl sonra ergenlik dönemine geldi. Bayağı bir büyüdü. Tekrardan babun maymunları bölümüne bıraktık. Nazo annemiz limonu dünyaya getirdi. Limona bakmadı. Tekrardan aldım. Yaklaşık hanım madem bakmayacaktı niye doğurdun demediniz mi? Aynı şeyleri söylüyorum. Diyorum bir tane daha doğur bir tane daha bakalım diyorum. Baksana ya. Onunla birlikte yaklaşık olarak limonla da bir 3 yılımı bir arada geçireceğim. Ondan sonra artık ergen olduğu için. Tabii ergen olduğu için bölümlerine babun maymunu bölümümüze bırakırız. Ya her şeyin küçüğü güzel diyorlar ya. Ya gerçekten ısırır mı? Verin ağzını. Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor Hüseyin abi ya. Şuna bak. Şu an karnımız tok. Sabahtandır. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yok ben de Bartu'yu oğlumu epeydir görmüyordum. Bak bunu görünce Bartu oğlum aklıma geldi ya. Geçen de yavru bir köpek paylaştım. Bartu dedim. Seni özleyince dedim. Bak bunu seviyorum dedim. Sağ ol baba yazmış. Bak sağ ol baba mı? Yumuşak G yok. Sağ ol baba. Bunların böyle yeni dilleri var mesela. Şimdi bir tane de böyle çok sevdiğim bir yemin var. Mesela gece yaşap yapıyor. İG. İyi yeni dedim ya. Of diyor ya. Yaşlılar bilmez. İyi geceler. Böyle kalıyorum falan. Bu çok güzel. Bu... diyor ki Hüseyin abi artık güneş yüzüme vuruyor. Yavaş yavaş diyor. Beni diyor. Gezdirin diyor. Sıkıldım diyor. Şu an gezme saati zaten. Böyle senle mi sen mi gezdiriyorsun? Evet. Çocuk var mı sende? Bende var. Kaç tane? Elinizden öper bir tane kız çocuğum var. Onu da böyle gezdiriyor muydun? Çok. İyi bari. Kıskanmıyor yani. Valla kıskanır kızlar babalarını. Nisan'a ilk başta birazcık şey yapmıştı. Ondan sonra Nisan'a kendi alıştı. Artık limon kardeşi gibi görüyor. Benim kardeşim diyor. Şimdi efendim, o kadar benimsedi yani. Burayla ilgili teknik bilgileri size vereceğim. Ama. Şimdi şöyle bir türküler var değil mi Anadolu'da böyle. Hepimiz duyarız. İşte allı turnam bizim ele gidersen. Böyle turna da turna. Allı turna. Türkü. Şimdi ben oraya gidene kadar sizden sosyal medya hesaplarımızdan yazmanı istiyorum. Aslında çok kolay bir soru. Adı üstünde allı turna, al turna. Peki allı turna ne renk acaba? Orijinal allı, türkülere konu olan orijinal allı turnanın yanına gideceğiz. Bakalım orada cevabını göreceğiz. Allı turna ne renk? Parmaklar Hüseyin abi baş başa bırakıyorum. Bol detay.
Ben şu programda ekrana çıkması için kimleri ne kadar kolay ikna ettim. Abi geldik buraya, bilgi donanım süper, muhabbet süper. Ümit Bey'den bahsediyordum. sonra Nilay Hanım buranın müdürü, veteriner, işine aşık. Ya ekrana çıkartamıyordum ama bu benim programda bahsettiğim bilgileri de ondan öğrenip satıyorum. Şimdi bu allı turna mı yahu? Bu evet allı turna, fakat normalde Türkiye'de allı turna denilen şey aslında flamingo. Fakat orijinal turnayı şu anda görüyorsunuz. Orijinal turna kafası siyah, antrasit renkte, bir leyleğe benzer bir tür. Peki niye bunu allı turna demişler? Vallahi kafa karışıklığı olmuş bence. Değil mi, böyle bakmışlar. Böyle. Aynen. Güneşe doğru bir gün uçuyor, biliyor musun? Bizim Adana'da öyle diyorlar. Aynen, ben hiç kırmızısını görmedim de. Şuradaki kırmızılık sizi aldatmasın. O belli dönemlerde, kızgınlık dönemlerinde oluşan bir şey. Evet. Bu arada hani şu görüntü için çok hassas davrandık. Güzellikle ikna ettik, geldi. Evet. Gagasını tutma sebebimiz tamamen içgüdüsel olarak kendisine zarar verme. Aynen öyle. Korkumuzdur. Zaten sakin duruyor, duruşundan da anlayabilirsiniz. Yani bizim sadece yani yerde olmuyor kamera dolayısıyla. Kucağımıza aldık. Peki, herhangi bir şey soracağım. Zor kullanma yok. Siz burada aslında, buraya ben hayvanat bahçesi asla demek istemedim. Evet. Sizlerle, Ümit abiyle sizle tanıştıktan sonra. Siz burada yaralı hayvanları alıyorsunuz, iyileştiriyorsunuz değil mi? Evet. Aslında biz buraya hayvanat bahçesi demiyoruz. Zaten adımız da Doğa Parkı. Adımıza uygun şekilde adımlar atarak burayı tamamen kafessizleştirmeye çalışıyoruz. Zaten gezerken de göreceksiniz, olabildiğince hayvan serbest durumda. Burası bir tedavi üssü. Güneydoğu Anadolu'da Çukurova bölgesinde Orman Bakanlığı personelleri tarafından yakalanarak getirilmiş ya da bizim bize gelen ihbarla ulaşabildiğimiz bölgeler oluyor. Onlarla yaralı hayvanları alıp tedavilerini gerçekleştirip doğaya aynı şekilde bırakılmalarını sağlıyoruz. Fakat bazıları bizi terk etmiyor. Mesela leyleklerimizin... Onları orada konuşalım. Aynen, tamam. Şimdi, o zaman orada konuşalım. Hep söylenir efendim, klasik bir sözdür. Aslında doğaya en çok zarar veren insanoğlu. Aynen öyle. Doğru. Şimdi size çok teşekkür ediyorum. Zahmet oldu kardeşim. İstersen yormayalım. Onu bırakalım. Aynen. Gel Hüseyin abi. Şurada kaplumbağalara gidelim. Sonrasında bize bir şekilde ulaştı. İnsanlar bıraktı güvenliğimize. Biz baktık. Tedavisini sağladık. Bölgenin işte sepsi asepsisini sağladık. Ondan sonra kabuğunu olabildiğince doğal şekillerle tamir ettik. Ve şu anda gördüğünüz gibi oldukça hareketli afacan. Hatta çiftleşmeye bile çalışıyor yani. Mutlu. Ben onu daha doğru çok mu hocam ya? Şunları sayarak yaşını öğrendiğimiz. Evet doğru, fakat bunun tam anlamıyla bir hesaplamasını Türkiye'de çok fazla yapamazsınız. O biraz hayvanın yaşadığı koşullara da bağlı. Yani nasıl bakıldığına da bağlı. Bu da bir başkası. Mesela yine aynı şekilde üzerinden araba geçmiş. Şu kısmında mesela iyileşme başladı. Üstünde tamamlar. Zamanla tırnak gibi düşünebilirsiniz. Bu kısmı atıyor bir süre sonra. Vallahi ben sizin... Şimdi ben her zaman söylerim. Ben güzel şeyler gördüğüm zaman siyasi parti gözetmeksizin tebrik edeceğim. Ben VAP Başkanı tebrik edeceğim. Şimdi birincisi buradaki bu çalışma. Hayvan konusu benim için çok hassas. Yine burada bir şey dikkatimi çekti. Tekerlekli sandalye gördüm. Gelen misafirler eğer sandalyesi yanında yoksa, yaşlıysa, engelliyse, onların burada dolaşmasını sağlayacak sistem de kurulmuş. Üçüncü tebriğimi daha sonra yapacağım. Mersin'de nihayet belediyenin çok güzel, geçen sene de bunu ekrana getirmiştim, plajları var artık vatandaş. Yani ben tatile gidiyorum, bazen görüyorum abi, yani tamam hayat pahalı da ya, bir şezlong da 500 liralık pahalı değil bu hayat ya. Ve her programda söylüyorum, sahiller halkındır. İstediğiniz her yerden denize girme hakkına sahipsiniz. Ya bir şezlong 500 lira, 1000 lira veren de görgüsüzdür diyeceğim, diyemeyeceğim. Ondan sonra bana kızacaklar. Ya gireceğin şu. Hani diyorlar ya Bodrum'da lahmacun, bak valla içimde yıllar. Şimdi Bodrum'da lahmacun 2000 lira olabilir, bak bence hiçbir mahsuru yok. Niye biliyor musun Hüseyin abi? Şimdi bak Bodrum'da burada lahmacun 2000 lira ama 500 metre ötesinde 50 liraya da var, 100 liraya da var. Ya bak, bir yerde çeşit varsa isteyen istediği fiyatı koysun. Benim en büyük mücadelem şunlarla. Tek olup çevresinde hiçbir şeyin olmadığı, çevresinde uzak yerler varsa bunu fırsatçılık yapıp 10 liralık suyu 50 liraya satanlara, neyse ben gezi programı sunuyorum. Daha da fazla sinirlenmeyeyim. Beni rahatlatmak için şeye götürün, rehabilitasyon merkezine götürün. Ben bir rahatlayayım orada.